Sevgili seyirciler, Vizyon'un ilk bölümlerinde sizlere Paris'in 94 bölgesindeki testi kebabı tanıtmıştık. Bir akşam buradan geçerken Paris Başkonsolosumuz Uğur Arıner Bey ve eşleri Gülen Hanım'a rastladık. Hatta biz de onlara yemekte eşlik ettik. Acaba bakalım yemeklerin tadını nasıl bulmuşlar? Kendilerinden bir dinleyelim istiyoruz. Efendim afiyet olsun diyelim. Çünkü hepimiz afiyet diyerek gerçekten. Nasıl buldunuz tatları? Harikaydı. Çok güzeldi. Hakikaten Türkiye'deki değme kebap salonlarını aratmayacak derecede lezzetliydi. Ve mutlu olduk yediğimizden. Ben o kadar yedik, hiçbir ağırlık hissetmiyorum. Yani çok hakikaten çok güzel. Ben bunu çok samimiyetle söylüyorum. Sahibini tebrik ediyorum, Ahmet Bey'i. Hakikaten istenilen kıvamda çok güzel bir ağırlama yaptı bize burada diyeyim. Çok da mutlu olduk. Bir hanımefendiye soralım bakalım. Gülen Hanım, hanımların beğenmesi biraz daha zordu bazı şeyleri. Siz nasıl buldunuz yemeğin tatlarını? Yemeğin tatları Türkiye'deki kebapçılardan çok çok daha güzel. Gerçekten mi? Çok daha lezzetli buldum. Yani Türkiye'de ben bu tadı bulamam. Ne kadar zamandır Paris'te yaşıyorsunuz? 2,5 senedir yaşıyoruz ama ben Türkiye'de bile bu kadar güzel lezzet yemedim. Acaba Paris'te bu geceki kadar sizin damak zevkinize uyan Türk restoranları çok mu? Bu tarz yok. Bu tarz yok. Burası çok farklı bir yer. Yani tarzının tek örneği burası diyebilir miyiz o zaman? Burası diyebilirim. Ben ilk kez gördüm. Böyle bir değişik bir tarzda. Bizim her yerde gördüğümüz dönerci usulü olmaması farklı, hakikaten çok güzel bir kömür ateşinin verdiği lezzet hakikaten çok güzel. Çok çok lezzetli. Galiba bence en güzel tarafı da bir kere yemek kokmaması değil mi? Ve de hiç ağırlık yapmıyor eşimin dediği gibi. Yani hiç midemde bir ağırlık, bir rahatsızlık yok. Dört dörtlük de bir ziyafetti. Hakikaten çok güzeldi. Özellikle tandır çok güzeldi. O minik lahmacunlar. Herkese tavsiye ediyorum. Hepimiz zaten tıka basa doyduk. Tavsiye ediyorum. Peki efendim, testi restoranı nereden duydunuz? Ben sizin programınızda gördüm. Evet. İlk önce sizin programınızda gördüm. Adresini de aldım. Kaydettim. Ondan sonra da kalktım geldim. O gün seyrettiğimde programı hoşuma gitmişti. Hemen onun üzerine evet adresini aldım. Bir an önce gidelim diye. Pek de yakın değil yani Paris'e benim oturduğum yere 28 kilometre 900 metre. Yani 30 kilometreye yakın. Buna rağmen kalkıp bu tarafı tercih ettiniz. Yani geldim. Geldiğime de mutluyum. Bakalım diğer arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Gelsinler değişik bir zevkini burada tatsınlar. Yani Türkiye'deki ben yakın dedim veya eşim çok daha iyisi olduğunu söyledi. Hakikaten çok güzeldi ve yani Paris'te bu tarz böyle bir şeyde yemedim. İnsanın gönül rahatlığıyla gelebileceği ve tavsiye edebileceği bir yer değil mi efendim? 10 derece temiz, hijyenik, her bakımdan. Bütün buradaki Türk camiasını gelip bir kere tatmasını isterim. O zaman buranın müdavimi olacaklarına eminim. Ahmet Bey, yani hakikaten bu kadar güzel, övgü dolu sözlerden sonra siz ne diyeceksiniz? Yani Konsolos Bey gibi değerli bir şahsiyeti ailesiyle bizi tercih ettiği için bir kere onur duydum. Söylediklerinden göğüslerim kabardı. Yaptığımız için ve sizin emeğinizin, reklamınızın ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Türkiye'yi temsil eden birisini ben de burada gıda olarak temsil etmiş oldum. Görevimizi yerine getiriyoruz. Kendisi başarıyla getiriyor. Bizi de tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Onurlandırdı bu akşam bizi. Sağ olsun. Peki bu... Size diyecek bir şey bulamıyorum yani. Efendim bu sizi bundan sonra yaptığınız iş konusunda daha motive edecek mi? Zor, tabii ki. Yani diyorsun... Biraz daha beni güçlendirir. Nasıl güçlendirir? Koca bir Türkiye arkamda diye düşünüyorum artık. Evet. Yani döner takmamak için biraz daha savaşacak gücüm olur diyorsunuz. İnşallah. İnşallah bu şekilde kaliteli müşterilerle beraber çalışmak beni de onurlandırıyor bu şekilde. Yani yemek yemekten zevk alan insanlara servis yapmak beni biraz daha gururlandırıyor, onurlandırıyor, hırslandırıyor, zevk ve şevk katıyor bana. Öyle diyeyim size. Aslında şu anda galiba hani Türkiye'deki bir restoranta gibiyiz değil mi tam anlamıyla? Kesinlikle her şey iyiydi. Yani sahibi Türk, atmosfer Türk. Sizler Türk, bizler Türk, hepimiz Türk değil. Türkiye'yi lezzetli yemeklerimiz. Yani hepsi bu. Güler yüzü var, çok güzel hizmet var. Bu çok önemli.
müşteriye sunulan güler yüz ve hizmet de Fransa'da bence çok önemli olmalı. Evet. Bu burada var. Türk restoranlarının maalesef ki Fransa'da biraz adı çıkmış Gülen Hanım. Ve özellikle temizlik konusunda eleştiriliyor. Testi restoran temizliğiyle hakikaten çok önemli bir konumda. Hatta Başkonsolos Bey de biraz önce dikkat etti. Minik minik verilen kolonyalı mendiller insanların hakikaten ilgisini çekiyor değil mi? Ne diyorsunuz? Yani bu tür yerlerin biraz daha fazla olması gerekiyor mu Fransa'da? Gayet tabii. Temiz ve titiz olması özellikle lokantalarda çok çok önemli. Ve hizmet, güler yüz. Benim de en çok önem verdiğim şey bu. Evet, yani bu temizlik benim gördüğüm ve gittiğim başka lokantalarda da temizlik, titizlik söz konusu. Çünkü zaten misafirlerimizi biz Paris içindeki lokantalara götürdüğümüzde temizliğe riayet edenlere götürüyoruz. Tabii. Onların içinde de var, Türk lokantalarının içinde, ama yani bunun dışında kalanlar da mevcut. Onların da kendilerine çekidüzen vermelerini ve halkımıza, bizim burada yani hizmet verdikleri kesime, bizim Türklerin yanında Fransızlara da hizmet veriyorlar. Onlara da mahcup olmamaları için temizliğe ve hijyene çok dikkat etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Yani böyle yaptıkları takdirde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmiş olacaklar ve Türkiye'ye çok artı puan kazandıracaklar. Yani bu tür yerler, testi kebap gibi lezzetli, temiz, hijyene dikkat eden restoranlar Fransa'da çoğaldıkça, çoğalmalı zaten. Bunlar çoğaldıkça sanıyorum Türk restoranları temiz değildir imajı da yıkılacaktır. Ne dersiniz? Hem öyle olacak, hem de Türkiye'nin yani mutfak kültürünü biz çok iyi bir şekilde tanıtmış olacağız. Konfor Galaksi'nin sunduğu vizyon devam edecek.